Ne habersiniz? Fantastik Tayfa. One Piece mangasının 872. bölümünün live reaction'ına hoş geldiniz. Yeni uyandım ama manga okumak için harika bir zaman. Gerçekten. Big Mom Luffy'leri harcıyordu. Luffy Gear Falls'u bastı. Gear 66 harcandı. Cheese Clown beter oldu. Biji beter oldu. Fakat Tamatebako açıldı. CP0 üyesi biri çıktı. Stazi. Bundan sonra neler olacak dersiniz? Şimdi hep beraber görelim. One Piece 20. yılını kutluyor ve bunu kutlamak için özel bir sayfa verecek. Şimdi o sayfaları da incelemeye vaktimiz olacak. İlk sayfadan başlayalım. Hadi bakalım. Shonen Jump One Piece 20. yıl. Shonen Jump'ın şu kapak resimlerine bayılıyorum ya. Sizce de gerçekten harika değil mi şu One Piece? Gerçekten harika. Şu kapak resmine bak. Luffy'ye iki tane Luffy çizimi. Biri 2 yıl önceki hali, biri 2 yıl sonraki hali. Nedense 2 yıl sonraki hali sanki çocuklaşmış gibi hissettirdi. Açıyorum diğer sayfaya. 20. yıl. Bir bakalım kaç yaşındasın? 20 yıl önce yaşıyor muydun? O zamanlar Luffy 17 yaşındaydı ve şimdi 20 yıl sonra 19 yaşında. Bir dakika. Luffy'nin asır şapkasını birisinden aldığını biliyor muydun? Her şeyin başlangıcında Luffy denize yalnız başına açıldı. Tek bir arkadaşı dahi yoktu. One Piece geçmişi gösteren birçok sahneye sahip. Fakat bunun bir sebebi var. Bu sizlere karakterlerin çocuklarını dahi tanıtmanın onlarla çocuklarından beri beraber olduğunu hissettireceğinizi düşündüğüm zaman başladı. Ah Luffy. Çocukluğundan beri kötü bir yalancıdır. Ya da eskiden çok sulu gözlü ya da oldukça büyüdü. Ya da hiç değişmedi ve Zoro'nun ve Nami'nin. Onlara büyürken göz kulak olduğunuz için Luffy ve arkadaşlarıyla sizin aranızda derin bir bağ oluştuğunu hissediyorum. Fakat maceraları sona erene dek onlarla birlikte olmanızdan daha çok istediğim bir şey yok. 20 yıl boyunca beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Sadece bir süre daha bana katlanın. Eiichiro Oda. Ya abi Oda Sensei ne yapmış ya? Yine duygusal bir şeyler yazmış. Sana katlanmıyoruz. Her hafta mangayı bekliyoruz. Bu arada Ace, Sabo, Luffy, Mugiwara. Fevkalade müteşekkiriz. 20. yıl dönümü anma sayısı birçok özel projemiz ve çok daha fazla duyurumuz olacak. Ana hikayenin çay partisi oldukça heyecanlı. Afiş boyutunda renkli kapağın tadını çıkartın. Vay vay vay. Luffy, Zoro, Brook'a bak. Sanji'ye bak. Sanji burada çok havalı gözükmüş. Zoro zaten tam bunlar Cerva 66 olmuş. Mugiwara 66. Yan taraf sanınca sayfada ne yazıyor? Geri dönüp bakınca heyecanlanmamak elde değil. 20. yıl dönümü için dop dolu projeler, ayrıca 22 Temmuz'da özel bir şeyler olacak. Süper Kabuki 2 One Piece gelecek sene sahne alıyor. Nisan ayında Osaka'nın Soshu Tiyatrosu'nda ve Mayıs ayında Misono Tiyatrosu'nda 86. cilt 4 Ağustos Cuma günü özel olarak büyük cilt şeklinde yayınlanıyor. Vay! Bu Kabuki oyunları One Piece'in böyle tiyatrosu olmuştu, ondan bahsediyor. Geçen sene olmuştu, hatta bu sene olmuştu. Amerika'da da yayınlanmıştı. Ve mangaya başlayayım artık. Balık Adam Adası Luffy ve diğerlerinin orada olduğu zaman. Kralım, tüm hazineyi Luffy ve diğerlerine vermemiz konusunda en azından Tamatebako'yu geri vermelerini istemeyi göz önünde bulundurun. Aha geldik. Tamatebako'nun patlaması da çoktan onlara verdim ben, asla sözünden dönmem. Ne? Açarsak patlar mı? Tüm hazineyi kocağına mı verdin? Bir sorun çıkıp da patlama ihtimali var mı sağ bakan? Hayır kralım. Olumlu düşünün. Günümüz tüm kek adası, tüm kek adasının şatosunun içi. İkinci katın tavanından doğru terasa kadar. Bahçedeki tüm toplantı salonuna kadar çatlaklar var. Çatlakları boş ver, her şey parçalanıyor. Üçüncü kat terasından rapor veriyorum. Neler oluyor? Tüm oda yan yatmaya başladı. Deprem değil, açık ve net şey bir şekilde patlama duydum. Bu düşmanın işi mi? Diyor oradan. Eğilme durmayacak. Sakın bana düşüyoruz deme Bon. Tüm kek adası, tüm kek şatosu düşüyor Bon. Başkent tatlı şehri. Top ateşi miydi? Sanki düşmanlarımız kıyılarımıza kadar sızdığını sızabilmişler gibi. Kia ne patladı öyle çatlar çatlar. Durdurun şunu, geberip gideceğiz. Tamatebako patladı. Evet herkes patlıyor şu anda. Diğer sayfaya geçiyorum. Tüm bolanların çatı katındaki düğünle bilgisi var mı? Öyle olmalı. Başka ne patlamış olabilir ki? O şey demek buymuş. Ama neden Tamatebako? Stazip bu arada konuşuyor. Geho, bu da neydi? Her neydiyse tam zamanda yetişti. Tahtalı köyü boylamak üzereydik. Neler oluyor? Neydi o? Bir şeyler bizi kurtardı. Öyle ya da böyle kurtulduk. Görülmemiş bir şey bu. Bu korkunç ana bir çeşit patlama sebebiyle tüm kek şatosunu yıkıyor. Yalnız böyle bir devrilme var, sanki kıyamet kopuyor. Nasıl bir patlamaysa. Diğer sayfaya geçiyorum. Bici'nin bedeninin içinde neler olup bittiğini tam olarak söyleyemeyiz. Fakat dışarıda tuhaf şeyler oluyor. Neler oluyor diyor Nami. Panik içindeler. Olamaz, tüm kek şatosu sarsılıyor mu?
Bu nasıl bir şaka? Hayal mi bu? Diğer sayfayı geçiyorum. Şu işe bak Ciza, bundan izi Şam'da kayısı. Buna sebep olan da ne? Erkek kardeşlerim, kız kardeşlerim, kız kardeşlerim. Ana, ua, ana, aa. Görünüşe göre artık sizleri öldürmeme gerek kalmadı böylelikle. Yonko Koca Ana'nın tayfasının sonu geldi. Bici? Bici sen iyi misin? Götünü zor kurtardın halen diyorsun ki koca ananın sonunu gelmeksizin ölmemiz görmemeye gerek kalmadı falan filan. Abi manyak mısın nesin sen yürek mi yedin? Biri şunu öldürsün süpernovayı bir gebertsin gözünü seveyim. Kit falan gelsin bir tane koysun şöyle ve Law gelsin kafasını falan geçirsin. Bu ne ayak ya? O koca ana tayfasının sonu geldi. Bu neye güveniyor? Neden böyle bir şey dedi? Neyse diğer sayfayı geçiyorum. Ana işe yaramaz. O şato tüm şehirden büyük. Bundan kaçmaması imkan yok. Koşsak dahi bizi kurtaracak bir şey yok. Kia abi. Sakin ol diyor. Oo, Katakuri abilik görevini yapıyor. Diğer sayfayı geçiyorum. Bomba haber, manyak haber lan bu. Kendi hayatımda umursamıyorsun. Aa, sıçtık, uçamıyorum. Doğru diyorsun gerçi. Eğer bu koca ana korsanların sonu ise gerçekten de büyük haber. Yardır Ciza, olabildiğince uzaklaşalım burada. İşte gidiyorlar diyor oradan. Cerm 66. Yumuşak ve pofuduk bir yaşam gibisi yok. Strevuzen çıktı. Değişim. Gurmesi. Aha. Aha. Aha Strelosan bir şeyler mi yapacak? İnanmıyorum. Bu karakterden bir şey çıkacak derinde sonunda. Diğer sayfaya geçiyorum. Vuh, her şey bitti. Sonumuz geliyor. Ha, vay canına krem şanti mi? Pandispanya mı? Bu arada krem şantilerin hepsi yere doğru dökülüyor. Strelosan bir şey yapamayacak gibi gözüküyor. Ha ho 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 her tarafı krem şantiler döküldü bütün insanların üzerine. Diğer sayfaya geçiyorum. Tüm kek şatosu tamamıyla kek haline geldi. İyi oldu bu baş şefin işi. Doğrusu sonumuzun geldiğini düşünmüştüm. Kek şatom kek iyi misin ana? P. Strauss'un dönüşüm gücüyle yapılan tatlılar karnını doyuruyor. Fakat tatlıları felaket. Bakanlar neler oldu? Şehirler yerle bir olacak ve gelecek sonumuz gelecek sanmıştım. Kes sesini. Bu iş henüz bitmedi. Kaçtılar değil mi? Hala yakınlarda olmalılar. Toddolan'daki tüm adalara haber verin. Hasır şapka ve tank ateş korsanlarının tek bir üyesinin dahi kaçmasına izin vermeyin. Diğer sayfayı geçiyorum. Tüm Kek Adası'nın kuzeybatı kesimi. Sunny, Beachy Sınırına, şu anki konum. Çıkın, burası yeterince uzak. Vaa, burada yollarımız ayrılıyor. He he he. Teşekkürler Beachy, gerçekten işimizin bittiğini düşünmüştüm ama... Kes teşekkürü, iyi bir şey yaptığımı düşündürüyor. İğrenç, sizi buraya kadar taşıyan bendim. Kes sesini çöp, pankasat o çocukların neler yaptığını unuttun mu? Seninle bir işimiz kalmadı. Git ve bir yerlerde geber dedin Nami şu an Ciza'ya. Al kalbin. Woo! Gitmekte özgürsün. Onu parçalamam gerekirdi. Kalbim. Kalbim geri döndü. Gerçekten neler oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Bir daha sizin yüzünüzü görmeye gerek yok. Güle güle aptallar ve sana da elveda aptal cadı. Baba. Görünüşe göre görüşmemek üzere. Hep bir şekilde hepsi kurtulmuş Rero. Şato keke dönüşmüş. Strauss'un gücü olmalı. O adam baştan aşağı bir soru işareti. İçimde dövüşte çok güçlü olacağına dair bir his var. Görünüşe göre hiçbiri ölmedi. Fakat şato paramparça oldu. Şimdi biraz daha iyi hissediyorum. Öyleyse geriye sadece kaçmak kaldı değil mi oy? Başından beri olan buydu. Sadece kaçışın ilk adımları olması gerektiğinden çok daha zor oldu. Sizler de acele etmelisiniz. Vakit kaybetmeden peşimize düşeceklerdir. Gemiye ulaştıktan sonra bir günlük daha yolunuz olacak. Onun bölgesinden çıkmak bu kadar zaman alıyor. Haklısın diyor Pedro. Ve diğer sayfaya geçiyorum. Yolunuz açık olsun beyler. Kale tank. Kes su saçma esprileri. Kapeçeneni bu bizim kurtulmamız için. Hasır şapkalar şu tarafa gidin. Baba en azından veda etseydik. Nami sana çok ısınmıştım. Onlarla çok yakınlaşmayın. Asıl kaçış şimdi başlıyor. Pekala köpek altını almaya gidecek. Ve oradan Sunny'e döneceğiz. Tamam dikkatli olun. Biz de gitmeliyiz. Kareye çıktığımız kıyıya doğru. Diğer sayfayı geçiyorum. İki takım oluştur Dayı Fuku. İki gruba ayrılacak ve onları takip edeceğiz. Bir grup hasır şapkanın kellesinin peşine. Geri kalanlar ise Bici'nin kellesinin peşine. Hülo! Hülo nedir ya? Çevir OP. Ana merak etme birinin dahi kaçmasına izin vermeyeceğiz. Pasta malzemelerini özenle seçmiştik. Dünyanın en iyi düğün pastasıydı. Deli gibi yemek istiyordum. Ha, düğün pastası. Ana bu belirtiler. Ana yine krize girdi. Bu hiç iyi değil. Gerçekten bu hiç iyi değil. Bölüm 872 son. Çok ani oldu gerçekten. Gerçekten çok iyi oldu. Ani oldu. İnceleme YouTube kanalı üzerinden bulabilirsiniz. Sizleri seviyorum tayfa. Kendinize iyi bakın. İncelemede görüşmek üzere. Söylenecek bence birkaç şey var. Hoşça kalın tayfa.